fikir ama mi? Biz bu insanlar, yani bir tarafın üstüne çıkıp, sırtına çıkıp öbür tarafa parmak sallayan insanlar bu suçlamayı yapıyorlar. Türkiye'de o mahalleleri onlar yarattılar. Bakın çok gıybet ettik ama bugün birinin esprisini devralarak söyleyeceğim. Diyor ki vatandaş, ben mahşer yerinde, böyle mahşer yeri karmaşası vardır ya, Cem Yılmaz esprisini yapar. Ben orada direkt Nagi Hanım'ı bulacağım diyor. O bana o karmaşa içinde ufak ufak cennete kadar götürür diyor, gideceği yolu bu. Çünkü şöyle bir hikaye. Şimdi sizin medya yazılarınız var. Onlar da önümde siz geleceksiniz diye Ayşenur abla bakıyorum. Şimdi 12 Eylül dönemine bakıyorum. Kenan Evren darbe yapmış. Aynı insanlar. Alkış. Alkış. Sonra darbe karşıtları gelmiş. Darbeyle hesaplaşma. Aynı insanlar yine darbeyle mücadele ediyor. Fethullah dönemi. Ya Mehmet Barlas, siz yazdınız yazısını. Hoca Efendi sevdası diyorum kitabına herhalde. Ne yazmıştı? Hoca Efendi sendromuydu değil mi kitabı? Aslında kitabın içeriği o. Hoca Efendi sevdası diye yazmış. Sonra FETÖ'yle mücadele dönemi başlıyor. Aynı insanlar. Emin olun, Adalet ve Kalkınma Partisi gitsin. O gördüğünüz insanlar Erdoğan'la nasıl mücadele ettiğinin hikayesini anlatacaklar. Bakın. Çünkü hani Yalçın Küçük, ben beraber, o bunlara itirafçı derdi. İtirafçı derdi. Ben cezaevinde falan, hani bu karakoldaki itirafçıları kastetmiyorum derdi. Bir günde fikri değiştiren, bir saniyede fikir değiştiren adamdır derdi itirafçı. Gerçekten öyle. Bir saniyede fikir değiştirir. Bunlar da öyleydi. Mesela Yiğit Bulut'un hikayesini dinlemiştim ondan. Yiğit Bulut onun evinde, siz de parti kuracaktınız. Siz de onun hikayesini yazmıştınız şöyle, Yiğit Bulut'la. Bir gün geldi, dedi ki abla, dedi dün akşam dedi kulaklarını çınlattık dedi. Hayrola dedim, bizim evde dedi bir toplandık dedi birileri. İsimleri lazım değil. Parti kurmaya karar verdik dedi. Seni de dedi kurucular kuruluna bekliyoruz dedi. Kimler dedim, şunlar şunlar dedi. Çok teşekkür ediyorum, almayayım dedi. Şimdi orada o Ergenekon dönemi operasyonları yapılıyor. O da Yalçın Hoca'yla biliyorsunuz bir muhabbeti vardı Yiğit Bulut'un da. Geliyor, operasyonlar başlıyor, koşuyor teknesine, saklanıyor orada, beni de alacaklar diye. Ertesi gün dönüyor, Erdoğancı olmuş. Yani şunu söylemek istiyorum, bu insanlar bir anda fikir değiştirebilir. Her iktidar tarafından kullanılabilir. Çok özür dilerim. Her görüşün adamı olabilir, her görüşe karşı olabilir. O yüzden şunu size sormak istiyorum. Siz yarın bir gün, Erdoğan da iktidarın bir önemi, her fani olduğu gibi. Siz yarın düzen değiştiğinde ya, bu insanlar yine aynı yerde dururlar diye bir şeyiniz var mı? Buna hemen yanıt vermek. Ben bir anımı anlatayım. Tamam, ben de çünkü ondan sonra başka bir şey anımı anlatacağım. Anılar bunu, çok iyidir. Bunu çok nadir, yani hiç kamuya açık bir yerde hiç anlatmadım. CNN Türk'teyiz. İşte malum hepimize ilgili şikayetler gidiyor. Mücadelenin sadece dışarıda olduğunu zannetmeyin. Çalışımız her kurumda mücadele vermek bizim görevimiz. O mücadeleyi yürütmek bizim görevimiz. Neyse, patronla yüz yüzeyiz. Aydın Bey değil, Erzon Hanım'la yüz yüzeyiz. Erzon Hanım, anlatıyorum, sizden izin almadım, kusura bakmayın ama benimle ilgili ciddi bir şey yapılmış ve bunun nedenlerinden biri de işte herkesin tanıdığı aslında bir isim ama onu kesinlikle söylemek istemiyorum. Sizler biliyorsunuz. İktidardan benimle ilgili ağır şeyler gelmiş. Öyle konuşurken ben dedim ki yarın dedim iktidar değişsin, AKP gitsin, bu insanlar diyecekler ki biz engellemeye çalıştık. Emin, Şirin, Ayşenur desteklediler. Çok desteklediler. Onların yüzünden oldu bu. AKP, Erdoğan buralara geldi. Yoksa biz çok uğraştık demezlerse namerdim dedim. İsim verdim orada. Bu böyle diyecekler dedim. Ben buna hala inanıyorum. İnanın, yarın öbür gün anlatacak bu konuda çok şeylere ve biz yine bunları kesinlikle hayretle izliyor olacağız. Hayretle dinliyor olacağız. Bakın, eğer yeni medya düzeni eski medya düzeni olacak ise. 28 Şubat bu malum andıç dönemi. O gün o andıçı uygulayan pek çok isim bugün köşe başlarında.
Mesela Hürriyet'te, mesela Sabah'ta. Şimdi kim hani daha temiz diye bir gün sorulacak mı? Hayır, sorulmayacak. Ben Barış'ın sorusuna yekten cevap vereyim. Ben bir iktidar değişikliğinde de muhtemelen hiç ciddiye alınmayacağımı düşünüyorum. Hiç böyle otobüse, bir endişem var mı, isteğim var mı? Hayır, otobüse ya da uçağa davet edilmeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü o zaman da ben haber neyse onu vereceğim, o zaman da eleştireceğim. O kadar çok uçağa bindin mi senin, çok böyle Cumhurbaşkanı, Başbakan bilmem ne. Şöyle çok. İki kere uçak şeyim vardır benim. Ben çok gitmezdim şu nedenle. Eğer hani belli bir yerdeysen, bir ünvanın varsa o geziler senin için kıyaktır. Ben halbuki muhabirlerin gitmesini önemserdim. Yok, ben siyasilerle. İşte dedim. Onu söylüyorum. Siyasilere, muhabirleri göndermek isterdim. İki şeyim vardır. Biri Ecevit'in son gezisi oldu Hindistan. Onu hakikaten bir Ecevit'in son gezisi olacağı belliydi. Onun için gitmek istemiştim. Bir de muhabirken 1970'lerin ikinci yarısında Demirel'le Samsun'a gitmiştim TRT'de. Ayazcık anlatayım mı? Şahane bir şey geldi orada başıma. Samsun, tek televizyon o zaman zaten TRT. Kürsü, mitingde, mikrofon, kürsü, Demirel, aşağıda başbakan. On binlerce kişi değil henüz. Muhalefet. Muhalefet, seçimlere gidiliyor. TRT tabii ki İsmail Cem dönemi olduğu için sürekli şey yapıyor, eleştiriliyor. Ben yanında TRT muhabiri, o kadar ilkeldi ki şeyler tabii. Böyle teybin, kocaman teyplerimiz olurdu, mikrofonu tutuyorum yanında. Birdenbire coştu Demirel. Bu TRT var ya, bu TRT diye döndü, beni göstererek başladı TRT'ye saydırmaya. Birdenbire Samsun'daki o büyük alandaki on binlerce kişi beni yuhalamaya başladı. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Dönüş yolunda türbülansa girdik. Ay, şu uçak düşse kendimi feda etmeye razıyım diye içimden geçirmiştim. Tabii Demirel'in ve o uçaktaki zevatın gitmesiyle Türkiye'nin değişeceğini zannedecek kadar saf ve masum bir gazeteciydim. Şimdi ben uçağa binmişler dedim. Nasıl? Ayşenur Aslan'ın yönetiminde olduğu ATV Haber sırasında hem Tansu Çiller'e Dışişleri Bakanı iken, sonrasında Başbakanken Demirel'i Başbakan'da tabii ki. Hepsine gittim. O zaman ben genç bir, önce diplomasi muhabiriydim. Sonra Ankara muhabiri oldum. İstanbul'a geldim. Tekrar Ankara'ya gittim vesaire. Sonra da uluslararası muhabiri oldum. O zaman gerçekten uçağa biniyorduk. Biraz önce dediniz ya, yani 90'larda medya kötüydü. Ama bu zamankinden yine de iyiydi. Tabii ki kötüydü. Mesela o dönemde mesela Çiğdem Anat, ATV'nin parlamento muhabiri, Tunceli'de, Dersim'de yani bir haber serisi hazırlamıştı. Onun askerden andıçı yedi, hatırlayacağız. Ondan sonra büyük sorunlar oldu. O zaman da öyle dertlerimiz vardı. Yine sansürle uğraşıyorduk. Yine Kürt meselesi konuşulamıyordu vesaire. Ama hiçbir zaman bu kadar kötü değildi ve muhabirlik önemli bir kurumdu. Bizler öyle yetiştik. Küçük muhabirken yetiştik. Her bir ilk önce patlayan çöp, Erdoğan da ben oradan tanırım. Patlayan çöplere gönderdiler beni ilk önce İstanbul ATV'deyken. Git Erdoğan'la bir röportaj yap da bu çöpler niye patlıyor bir konuş diye. Halkalı Çöplüğü'nde çok uğraşmışlığım vardı derken büyüdük. Şimdi buradaki en büyük mesele bence muhabirlik kurumunu öldürdüler. Evet. Soru sorma kurumunu öngül. Erbakan, başbakanken ben başbakanlık kapısının önünde bekleyip bana o soruyu almadan gelme diyen bir Bakişehirlioğlu vardı. Saatlerce bekleyip Erbakan'a mikrofonu uzatıp o bir soruyu sorup ama cevabını alıp ama alamayıp geri bunun için uğraşardı. Ne başbakanlığın önünde. Ankara temsilcileri Erdoğan'ın grup toplantısının önünde sıraya giriyorlar. Ya. Sırf orada olduklarını gösterip, ya gelmezlerse problem, çünkü sıraya diziliyorlar. Başka hiçbir grup toplantısını doğru dürüst izlemiyor. Ankara gazeteciliği öldü, Ankara muhabirliği öldü. Bak, Bakişehirlioğlu'nun Bakişehirlioğlu asla bunlara gitmediği gibi bir yeni kabine kurulacak, hükümet kurulacak.
bakan adayları, kendisine bakanlık yakıştıranlar ellerinde çiçekle Baki Bey'i ziyarete gelirdi. Yani aman bizden söz ederseniz, lütfederseniz diye. Baki abi de öyle gelene iyicene sinir olurdu, aynen, söz etmezdi. Hiç. Şimdi yani bunu laf uzattım ama ben o uçaklara bindim ama nasıl bindim? Dediğim gibi ya Ayşenur Aslan'ın, ya Ferhat Berataoğlu'nun ya da Baki Şehirlioğlu'nun sen gideceksin demesiyle ben olmazsam işte o dönem efsanevi bir büromuz vardı zaten. Diğer isimler gidiyorlardı. Bugün bunları öğren. Şimdi şöyle bir yani bunu konuşurken çünkü hala şu tahayyül ediliyor galiba. Muhalefet gelecek. Yine muhalefetin liderlerine köşe yazarları soru soracaklar. Köşe yazarları demeç alacak. O uçaklarda yine köşe yazarları baş köşelerde olacak. O köşe yazarları sen olmamışsın Meral Hanım, onu öyle yapmayalım lütfen. Sen Ali Babacan bak...